Fuardaki turumuz devam ediyor değerli izleyenler. Kayhan Ertuğrul standındayız. Şimdi de yanımızda satış ve pazarlama direktörü Altemur Altan var. Efendim öncelikle iyi fuarlar. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz standımıza. Çok sağ olun. Hoş bulduk. Konya Fuarı Kayhan Ertuğrul için özel bir anlam teşkil ediyor. Çünkü Terramak oluşumunun lansmanı ilk defa bu fuarda yapıldı ve duyuruldu. Terramak ne amaçla kuruldu, niçin kuruldu, bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyecek, uzun ve kısa vadede neler planlıyor, sizden dinleyelim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun Kadir Bey. Dünkü katılımınız için de ben çok teşekkür ediyorum lansmanımıza. Kayhan Ertuğrul markasından ben kısaca bahsedeyim müsaade ederseniz. Kayhan Ertuğrul şu anda 3. nesil tarafından yönetilen 60 yıllık bir imalat tecrübesi olan ve 95 yılında kurulmuş, Burdur'da kurulmuş bir firma. Burdur'un en büyük tarım makineleri üreticisi, aynı zamanda da Türkiye'deki en büyük hasat harman makineleri üreticisi. Yine bağımsız araştırma kuruluşuna göre memnuniyet düzeyi en yüksek ilk 3 markadan bir tanesi. Bu kadar çok fazla üreticinin olduğu yerde. Bu anlamda Kayhan Ertuğrul biraz daha farklı ayrışıyor. Tabii bu vizyonla birlikte bu üretim mantığını biraz daha ticari tecrübeye, daha profesyonel bir yapıya taşımayı arzu ettiler. Ve böylelikle Terramak diye bir firmanın temelleri atıldı. Mart başında. Bu şirketin misyonu şu: Kayhan Ertuğrul'un ürettiği ürünleri kendi bünyesinde pazarlamak, ticari faaliyetleri sürdürmek. Çünkü biliyorsunuz üretim şirketleri biraz daha böyle üretim, Ar-Ge, kalite, o yönlerde odaklanıyorlar ama işin bir de ticari boyutu var. Saha yönetimi kısmı var. Terramak da bu anlamda aslında Kayhan Ertuğrul'un en büyük müşterisi olmak için kuruldu. Doğru bir örgüt yönetimiyle, doğru bir ürün segmentiyle gerek Kayhan Ertuğrul ürünleri olsun, gerek yerli anlaşmalar, gerekse ithal ürünler olsun, böyle bir geniş bir gamma Türk çiftçisine sunmak için kuruldu. Yani özetle Terramak, Kayhan Ertuğrul'un ticari bir şirketi diyebiliriz. Evet, bir kez hayırlı olsun diyelim. Lansmanda da zaten birlikteydik. Konya fuarına gelecek olursak standınızda yoğun bir ilgi var her fuarda olduğu gibi. Hangi ürünlerle geldik ve Kayhan Ertuğrul hangi ürün gamıyla üreticimizin yanında oluyor? Sağ olsun çiftçilerimiz markayı biliyorlar zaten. Teveccüh gösteriyorlar standımızda, bize şeref veriyorlar. Biz de buraya Konya çiftçisinin ihtiyaç duyduğunu düşündüğümüz çayır biçme makinesi, yine rulo balya makinesi, yeni ve trend olan ürünümüz. Yine çiftçimizin çok iyi bildiği 690K555 ürünlerimiz, 790 ürünlerimiz ve yine yeni trend olan rulo balya paketlemeyle katıldık. Çiftçilerimiz bu ürünlerin hepsine ilgi gösteriyorlar. Çünkü Konya Ovası'nda ilgi gören, ihtiyaç olan ürünler. Hayvancılık yükseldikçe bu ürünlerin satışı da yükseliyor. O anlamda bu bölgenin ihtiyaçlarına cevap verebilecek ürünlerle katıldık. Şimdi Terramak oluşumuna bir kez daha dönmek istiyorum. Bu oluşumla birlikte ürün gamınızı çeşitlendirmeye yönelik de çalışmalar evet. yapacaksınız. Önümüzdeki süreçte Kayhan Ertuğrul ne gibi yeniliklerle çiftçimizin yanında olacak, ne gibi özellikler gelecek, arka çalışmalarının da Terramak teşvikiyle de arttığını, hız verildiğini biliyoruz. Evet, kesinlikle. Terramak'ın zaten bir misyonu da üretim kanadını biraz daha geliştirmek, üretim planlaması yapmaya teşvik etmek. Bunlarla birlikte de tabii ürün gamını genişletmek. Kayhan Ertuğrul'un da şu anda hali hazırda yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları var. Gerek mevcut ürünlerle ilgili olsun, gerek yeni ürün çalışmalarıyla ilgili olsun. Bunlar bir taraftan sürerken bir taraftan da yurt dışında ne yapabiliriz? İhracatı nasıl arttırırız? Aynı şekilde de ithalatta Türk çiftçisine nasıl daha farklı hizmet sunabiliriz? Bunlara bakıyoruz ama şu anda netleşmiş bir çalışma olmadığı için şimdilik paylaşamıyorum Kadir Bey. Önümüzdeki dönemde de netleşecektir. Çok teşekkür ederiz. İyi fuarlar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun.